Teşekkürler. Öncelikle Türkiye'ye, Adana'ya Çukurova'nın Berek Tutaklarına hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Sadece Türk ordusunun adada bulunması yeterli değil. İş adamlarının orada olması, yatırım yapması fevkalade önemli. Çünkü bir toprağa sadece canlar, kanlar kurtarmak yeterli değil. Önemli olan o topraklarda yatırımlar yaparak alın teriyle kanımızı buluşturmamız gerekir ki daha güzel günlere gidebilelim, bir anlamı olsun, bir manası olsun. Dolayısıyla anavatan Türkiye'den orada birçok yatırımcı iş adamları var. Ama müstakil sanayici iş adamları derneğinin öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir takım yatırımlar yapmanızı da canı gönülden arzu ediyoruz. Çünkü canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldik. O canı can dediği kanı daha sonra tekrar Mehmetçiklerin gelmesiyle Kuzey Kıbrıs toprakları yeniden olması gerekir. Üretim olması lazım, yatırım olması lazım. Alamadık Kıbrıs'ın geri ama %37'si bizim elimizdedir. Tamam mı arkadaşlar? Hoş geldiniz. İstersen şöyle Şahin abi, herkes Şahin abi, herkes. Evet, Şahin Bilge. Çay abi, çay. Ekim başkanı. Çay ayırsın. Herkes tanıdın. Sen de başkanım. Ruhları şad olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Belli şey mi? Bu bafta şehit olan şey mi? Bu kardeşlerin hepsini şehit ettiler bunlar. Çakır kardeş. Bizlerle sohbet etme imkanı sağladılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kapıda da tanıştırdım. Teşekkür ediyoruz. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Adana Türk Hocamız olarak biz Doğru Bey'in her zaman yanındayız. Her zaman. Hoş geldiniz başkanım. Burada da hazırsınız. Evet, maşallah. Sizi bekliyorum. Maşallah, bayağı kalabalık. Selamun aleyküm. Başkanım hoş geldin. Milli davada yan çizmek, yanlış yapmak doğru değil. Onun için Kıbrıs adasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilir ama Cumhuriyet'ten vazgeçmek asla söz konusu olamaz. Nasıl anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden vazgeçip de sizler Yunanistan'la Ege Federasyonu kuramazsanız biz de Kıbrıs'ta Rumlarla bir federasyon kuramayız. Nasıl Azerbaycan Ermenistan'la Kafkasya'da bir federasyon kuramazsa kendi milli kimliğini bir kenara koyup nasıl Filistin'le